Merhabalar. Maddenin tanecik yapısıyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp tıklamayı unutmayın. Hemen maddenin tanecikli yapısında maddenin katı, sıvı, gaz maddelerin katı, sıvı, gaz olarak üç halde bulunduğunu, katı maddelerin tanecikli yapısının bu şekilde, sıvı maddenin tanecik yapısının bu şekilde, gaz maddenin tanecikli yapısının bu şekilde olduğuna dikkat edelim. Kütlesi ve hacmi olan canlı ve cansız varlığa madde diyorduk. Katı, sıvı, gaz hallerinde tüm maddeler çok küçük yapılardan oluşmaktadır. O maddeyi oluşturan ve maddenin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimine madde taneciği denir. Maddelerin tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi yaparlar. Arkadaşlar katı maddeler, sıvı maddeler ve gaz maddelerin titreşim, dönme ve öteleme hareketlerinin taneciklerinin hangi hareketleri yaptığını öğrenmeden önce bu titreşim ve dönme öteleme hareketinin ne olduğuna bakalım. Titreşim hareketi soğukta titreyen bir insana veya denizdeki kayın üç boyutlu hareketine benzetebiliriz. Yani olduğu yerde titreme arkadaşlar. Tanecik yer değiştirmez fakat sağa sola, yukarı aşağıya doğru titreme hareketi yapar. Arkadaşlar öteleme hareketine ne demek? Taneciklerin kendi etrafında dönerek ve birbirleri üzerinde kayarak bulundukları yerden başka bir yere gitmesidir. Mesela arkadaşlar sıvılar ve gazlar öteleme hareketi yapabilir çünkü hareket edebilirler. Taneciklerin bir noktadan başka bir noktaya hareket edebilmesine öteleme hareketi diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar maddenin halleri ve tanecikli yapısına bakalım. Maddeler tanecik yapılarına göre kat sıvı gaz olmak üzere 3 halde bulunabiliyordu. Maddeler tanecikler arasında mesafe ve taneciklerin yapmış oldukları hareket maddenin fiziksel halini gösteriyordu. Arkadaşlar katı maddelerin baktığınız zaman enerjisi sadece iki tane bakın. Sıvının üç tane gazın ise hızına baktığınız zaman daha fazla. Katı maddelerin tanecikleri birbirine daha yakın. Sıvılar biraz daha uzak. Gazlar çok uzak. Buraya dikkat edelim. Hemen katı maddelerin özellikleriyle devam edelim. Tanecikleri düzenli dizilime sahiptir. Bakın arkadaşlar düzenli bir dizilim var. Tanecikler arasında boşluk yok denecek kadar azdır. Zaten katı olmasının da nedeni bu. Tanecikler sadece titreşim hareketi yapar. Bu önemli. Sıkıştırılamazlar arkadaşlar. Tanecikler arasında boşluk olmadığı için. Katı maddelerin belirli bir hacmi ve şekli vardır arkadaşlar. Bu da önemli. Maddenin en düzenli halidir. Tanecikleri birbirine sıkı temas halindedir arkadaşlar. Hemen sıvı maddenin özelliklerine bakalım. Tanecikleri katı maddelere göre daha düzensiz. Bakın rastgele birbiri üzerinde. Tanecikler arasında boşluk katılara göre daha fazla. Tanecikleri hem titreşim, hem e, titreşim, hem de birbirleri üzerinden kayarak öteleme ve dönme hareketi yaparlar. Hissedilmeyecek kadar da olsa sıkıştırılabilirler. Fakat arkadaşlar, biz bunlara sıkıştırılamaz kabul ederiz. Belli bir hacmi vardır, fakat belli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın. Şeklini alırlar arkadaşlar sıvıyı hangi kaba koyarsanız onun şeklini alır. Tanecikleri birbiriyle temas halindedir. Yine birbirine değer arkadaşlar. Gaz maddelere bakalım. Maddenin en düzensiz hali tanecikler arasında boşluk katı ve sıvılara göre çok daha fazla. Bakın aradaki boşluklara çok daha fazla sıkıştırılabilirler arkadaşlar. Neden? Çünkü tanecikler birbirinden çok uzak olduğu için biz onları yaklaştırabiliriz. Arkadaşlar sıvılar gibi titreşim, öteme dönme hareketi de yapar. Belirli bir hacmi ve şekli yoktur arkadaşlar. Tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder. Hızlıca bir odada hızlıca bir gaz maddeyi bıraktığımızda odanın her tarafına dağılabilir. Gaz maddeler sıvı hale geçinceye arkadaşlar sıkıştırılabilir. Sıvı hale geçinceye kadar gaz maddeler sıkıştırılabilir. Gaz sıvıya geçtikten sonra maddeyi sıkıştıramayız. Hemen bir etkinlikle devam edelim arkadaşlar. Tanecikler arasında boşluk en fazladır. Hangisinde en fazladır? Gazlarda arkadaşlar. Belirli bir şekli vardır. Katıların belirli bir şekli vardır arkadaşlar. Sıvı ve gazların yoktur. Taneciklerden meydana gelmiştir. Hepsi taneciklerden meydana gelmiştir. Maddenin en düzenli hali katılardır arkadaşlar. Diğer ikisi düzensiz. Tanecikleri öteleme hareketi yapar. Sıvılar ve gazlar öteleme hareketi yapar. Katılar yapamaz arkadaşlar. Tanecikleri bağımsız hareket eder. Gazlar bağımsız hareket eder arkadaşlar. Tanecikleri dönme hareketi yapar. Sıvılar ve gazlar dönme hareketi yapabilir arkadaşlar. Devam edelim. Bir örnekle. Arkadaşlar ta, tanecik şekildeki maddelerin taneciklerin hareketler arasında ilişki aşağıdaki grafiklerinden hangisinde doğru verilmiştir? K katı... Ne olur arkadaşlar hareket en az, sıvı da biraz daha fazla, havada en fazla olacak. Yani hareket gittikçe artacak. A şıkkına baktığımızda aynı, B'de baktığımızda katıyı sıvıdan daha fazla göstermiş olmaz, burada da olmaz. Bakıyoruz gittikçe artmış, o halde cevabımız D şıkkı olur. Hemen devam edelim, maddenin fiziksel hal değişimi maddeler uygun koşullar sağlandığında bir fiziksel halden başka bir fiziksel hale dönüşebilir. Katı haldeki madde ısı aldığında sıvı, sıvı haldeki madde ısı aldığında gaz hale geçer. Havadaki su buharı yeterince ısı verdiğinde önce sıvı daha sonra donarak katı hale geçir. Arkadaşlar şurada baktığımız zaman katı, sıvı ve gaz haline geçiş. Tam tersi de gaz, sıvı, katıya da ısı verdiğinde geçebilir. Arkadaşlar ısı aldığında katı sıvıya, sıvı gaza ısı verdiğinde gaz sıvıya, sıvı katıya dönüşebilir. Hemen grafikte gösterelim, tabloyla gösterelim arkadaşlar. Katı madde erime ve buharlaşmada ısı alır. Yoğuşma diğer ismiyle yoğunlaşma ve donmada arkadaşlar ısı verir. Madde Katı halden sıvı, sıvı halden gaz hale geçince yani ısı alınca arkadaşlar enerjisi artar. Taneciklerin hareketi hızlanır. Tanecikler arası boşluk artar. Madde taneciklerin düzensizliği artar. Tam tersi arkadaşlar madde ısı verdiğinde yani şurada gazdan sıvıya sıvıdan katıya geçtiğinde taneciklerin enerjisi azalır. Taneciklerin hareketi yavaşlar. Tanecikler arasında boşluk da azalır arkadaşlar. Katıya doğru tanecikler birbirine yaklaştığı için azalır. Taneciklerin düzensizliği de azalır arkadaşlar. Çünkü birbirine yaklaşıyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Devam edelim etkinlikle. Arkadaşlar boşluklara tik işaretiyle koyalım. Demir, titreşim, öteleme ve dönme katı olduğu için sadece titreşim hareketi yapar. Helyum gazı gaz olduğu için 3 hareketi de yapabilir. Süt, sıvı olduğu için her üç hareketi de yapabilir arkadaşlar. Hemen devam edelim. Arkadaşlar hal değişim olayları sırasında tanecikler arasında boşluğun ve tanecik hareketlerinin değişimine bakalım şimdi. Erime de arkadaşlar tanecikler arasında boşluk ne yapacak? Artacak. Çünkü katıdan sıvıya geliyor. Taneciklerin hareketliliği ne yapacak arkadaşlar? Yine artacak. Çünkü katıdan sıvı hale geçtiği için. Donmada tam tersi arkadaşlar. Tanecikler arasında boşluk azalacak. Taneciklerin hareketi de ne yapacak? Azalacak. Çünkü erime donmanın tam tersidir arkadaşlar. Bu araşmada madde ısı alıyor. Yani sıvı halden gaz hale geçiyor. Tanecikler arasında boşluk artacak. Taneciğin hareketi de yine arkadaşlar artacak. Yoğuşma. Buharlaşmanın tam tersi olduğu için tanecikler arasında boşluk azalacak ve taneciklerin hareketliliği de ne yapacak? Azalacak arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken erime ve donma birbirinin tersi, buharlaşma ve yoğuşma birbirinin tersi arkadaşlar. Arkadaşlar 2019 PBS sorusunu çözelim. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Saf maddelerin hal değişimiyle ilgili olarak sıvı halden gaz hale geçen bir maddenin tanecikler arasında boşluk artar diyor. Evet arkadaşlar sıvıdan gaza geçtiği zaman boşluk artacaktır. Birinci ifademiz doğrudur. Gaz haldeki tanecikler aynı maddenin sıvı halindekine göre daha hızlı hareket eder. Evet gaz halindeki maddeler aynı maddenin sıvı haline göre daha, daha hızlı hareket edecektir. Doğrudur. Sıvı halden katı hale geçerken sıvıdan katıya geçerken maddenin tanecikleri hızlanır diyor. Tam tersi yavaşlar arkadaşlar. Katı taneciklerin hareketi daha azdır. O halde hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır. Arkadaşlar yine PYBS sorusuyla devam edelim. 2019. Buna göre oda sıcaklığında hangi şekil ve gösterilen madde için aşağıda verilen örnek doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar özelliklere. Tabloda üçgen, daire, yıldız ve kare şekilleriyle gösterilen bazı saf maddelerin özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Bakalım üçgen tanecikler arasında boşluk çok az ve belirli bir şekli varsa üçgen nedir arkadaşlar? Katı. Daireye bakalım. Tanecikler arasında boşluk az, belirli bir şekli yok. O halde bu nedir? Sıvı. Yıldıza bakalım arkadaşlar. Tanecikler arasında boşluk çok Belli bir şekli yok. O halde nedir? Gaz maddenin özelliğidir. Kareye bakalım. Tanecikler arasında boşluk az. Belli bir şekli yok. Nedir arkadaşlar? Sıvıdır. Şimdi baktığımızda dairemiz ne olacak? Su, sıvı, doğru. Bize doğruyu sormuş cevabımız A şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Üçgene bakıyoruz arkadaşlar. Katı demişiz. Oksijen gazdır. O halde B olamaz. Yıldıza bakıyoruz. Gaz demiş. Bakır katıdır. Olamaz. D şıkkına baktığımızda kare ne demişiz? Sıvı demişiz. Altın katıdır. O halde D şıkkı da olamaz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Örneklerle devam edelim. Buna göre şırıngaların pistonu aşağıya doğru itilebilir. İçerisinde tu, su, hava konulan şırıngaların pistonları şekildeki gibi kuvvet uygulanıyor. Arkadaşlar katı maddede sıkıştırılma özelliği yoktur. Bir de sıkıştırılamaz. 2 de sıkıştırılamaz. 3 de sadece gaz maddelerde sıkıştırılma vardır. 3 doğrudur. O halde hangileri sıkıştırılabilir diyor arkadaşlar. Aşağıya doğru itilebilir diyor. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak arkadaşlar. Sorularla devam edelim. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin tanecikleri öteleme hareketi yapabilir? Arkadaşlar hangileri öteleme hareketi yapabiliyordu? Sıvı ve gaz maddeler öteleme hareketi yapabiliyordu. Bakır tel Katıdır sadece titreşim yapar. Zeytinyağı sıvıdır yapar. Mermer katıdır olmaz. Su buharı hem dönme hem öteleme hareketi yapabilir. O halde cevabımız 2 ve 4. Hangi şıkkımızda var arkadaşlar? C şıkkımızda var. 2 ve 4 cevabımız C şıkkıdır. K ve L maddelerin hareketleri yukarıdaki şemada verilmiştir. K ve L maddelerin fiziksel halleri verilenlerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar hızına bakıyoruz. Hızı ney? 3. Bunun hızına bakıyoruz. 2. O halde bu gazsa bu sıvı, bu sıvı ise bu katı olacak. Yani hızı daha fazla olacak. K maddesi K katı sıvı olamaz arkadaşlar. Sıvı gaz olamaz. Gaz sıvı olabilir. Çünkü hızı bundan daha fazla olduğu için K'nın hızı daha fazla olduğu için C olabilir. Katı gaz olamaz arkadaşlar. Katının hızı gazdan daha fazla olamaz. Hangisi olabilir diyor arkadaşlar? Cevabımız C şıkkı. Buradaki çizgiler arkadaşlar hızını ifade etmekte. Burada yanılmıyoruz. Devam edelim. 1, 2, 3 ile gösterilen durumların hangi maddenin gaz halini gösteriyor olabilir? Arkadaşlar tanecikler arasındaki mesafeye bakıyoruz. En fazla 2'de. O halde tanecikler arasındaki mesafe en fazla hangi haldeydi? Gaz halindeydi. O halde bizim ikinci maddemiz gaz olabilir. Cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Diğerine bakıyoruz arkadaşlar. Kaptaki sütten peynir elde edilmesi. Sütten peynir yani sıvı neye dönüşüyor? Katıya. Katıya dönüştüğü için ne olacak? Tanecikler arasındaki boşluk azalacak. Şıklara baktığımızda arkadaşlar, sütken tanecikleri bu şekilde ise boşluk azalacağı için baktığımızda sadece B şıkkında tanecikler arası boşluk azalmış. O halde cevabımız B şıkkı olacak. Bakın A'da artmış, D'de artmış, C'de değişmemiş, B'de azalmış. O halde cevabımız B şıkkı olacaktır. Hemen diğer soruyla devam edelim. Buna göre bu maddeler aşağıdakilerden hangisindeki verilenler gibi olabilir diyor arkadaşlar. Üç farklı maddeye ait tanecik hızı yukarıda verilmiştir. Bakıyoruz tanecik hızı en fazla olan K. O halde K ne olacaktır? Gaz. L en az olduğu için katı. M ne olacaktır? Sıvı. Baktığımızda K gaz, katı ve sıvı olacak. Arkadaşlar hemen bakalım. Verenlere göre hangisi olabilir diyor. K bu XYZ yazılmış. K, K L, M olacak arkadaşlar. Yanlış yazılmış. O halde K gaz olduğu zaman bakıyoruz hava, hava, demir ve su cevabımız hangisi olacak? A şıkkı olacak arkadaşlar. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.